Endombele Galatasaray'a. Geçen sezon en çok sorun yaşadığı bölge olan orta alanı üst seviyede isimlerle takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray'da Tanguy Ndombele heyecan yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yaklaşık bir hafta önce gündemine gelen ve kağıt üzerinde bitirilmesi çok zor olan transferde önemli yol almış durumda. Yönetim Fransız Yıldız'a yeni sezon planlamasında yer vermeyen Tottenham Hotspur'la satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Şu anda iki kulüp arasında opsiyon maddesi üzerinde görüşmeler sürüyor. İngiliz deviyle prensipte anlaşan Galatasaray yönetimi Ndombele'yi de ikna ederse dev transfer bitecek. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını eski kulübü Lyon'da kiralık geçiren Tanguy Ndombele'nin transferi için tüm şartlar seferber edilmiş durumda. Tottenham formasıyla 91 maçta oynayan Ndombele 10 gol ve 9 asistle 19 gole katkıda bulundu. 7 kez Fransız milli takımının formasını giyen yıldız futbolcu müthiş dribling yeteneği, dinamizmi ve uzaktan etkili şutlarıyla tanınıyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 30 milyon euro olan Ndombele 2019 yılında 60 milyon euro karşılığında Lyon'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Ancak 25 yaşındaki futbolcu İngiltere'de beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'dan İdrissa Gueye bombası. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü bir yıldızla daha anlaşma sağladı. Paris Saint-Germain'le bir yıllık mukavelesi kalan Senegalli orta saha İdrissa Gueye ayrılmak için Fransız kulübüyle masaya oturdu ve sözleşmesini sonlandırmak için 4 milyon euroluk yıllık ücretini talep etti. Ancak Paris Saint-Germain adına görüşmeyi yapan futbol danışmanı Luis Campos, "Seni bonservis almadan serbest bırakabiliriz ama ücretini ödemeyi kesinlikle düşünmüyoruz," dedi. Şampiyonluk için çok kritik bir transfer olarak görülen Idrissa Gana Gueye'in bu alacağının büyük kısmı sarı kırmızılılar tarafından imza parası olarak ödenecek. Ancak yine de yıldız futbolcu Paris Saint-Germain'den hem bonservisini hem de kalan maaşını almanın planlarını yapıyor. Zira Gueye bu durumda da sarı kırmızılılardan imza parası alacağı için Paris Saint-Germain'de kalan parasını bırakmak istemiyor. Oyuncuyla PSG ilk buluşmada anlaşma sağlayamazken Gueye ile PSG arasındaki pazarlığın bir süre daha devam edebileceği öğrenildi. Ancak İdrissa Gueye 2022-2023 sezonunda çok yüksek ihtimalle parçalı formayı terletecek. Galatasaray'ın yeni transferi açıklandı. Galatasaray transferde rotayı Rusya'ya çevirdi. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar Lokomotiv Moskova'dan ayrılma kararı alan 21 yaşındaki Pekka Bekaya teklif yaptı. Geçen sezon oyun kurabilen bir ön libero arayarak geçiren ancak hem Berkan'dan hem Tayland'dan hem de sezonun ikinci yarısında kiralanan Pulgar'dan memnun kalmayan Galatasaray'da 6 numara arayışları kaldığı yerden devam ediyor. Orta saha transferine büyük önem veren sarı kırmızılılar da ünlü bir adayı ise Rusya'dan. Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Pekka, 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu kulübünden ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'ın genç oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği ve Rusya'dan ayrılmak istersen seni Galatasaray'da görmek isteriz mesajını gönderdiği öğrenildi. ...1.78 boyundaki Pekka, ön libero'nun yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor ve Rus kulübüyle 2026'ya kadar kontratı var. Öte yandan Fransa'da bir televizyon programında da Rusya'daki durumundan memnun olmayan Pekka'nın Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Galatasaray'dan Hamaş hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapacağı takviye için girişimlerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, sezon öncesi yurt dışı kampına devam ediyor. Lige tam anlamıyla hazır olarak girmek isteyen Galatasaray'da Cenk Ergün'de bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesine takviye isteyen Okan Buruk, yönetime istediği oyuncuların listesini verdi.
Bu isimlerden biri Afrika Food United'ın haberine göre Cezayirli sol bek Yanis Hamash. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor. Yanis Hamash, Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giyiyor. Kariyerinde sahaya çıktığı 116 maçta 15 gol atıp 13'lü asist yaparak tam 28 gole doğrudan etki eden genç yıldızın kulübüyle olan kontratı 2023 yazında sona erecek. Fransa'nın Nice kulübünden Boavista'ya 200 bin euro bedelle transfer olan Hamash ayrıca Cezayir milli takımıyla da bir karşılaşmada görev aldı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Yeni bir yönetim ve teknik direktörle 2022-2023 sezonuna giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, birçok bölgede transfer operasyonuna başlamıştı. Savunma ve orta alan için temaslarını sürdüren idareciler, teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrasında forvet içinde büyük bir operasyon başlattı. Cimbom bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Haris Seferovic için girişimlerine hız verdi. Benfica formasıyla geçen sezon 15 maçta 5 gol 2 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki forvet için Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. Benfica formasıyla 2018-2019 sezonunda attığı 23 golle krallık tacını takan Seferovic, yine aynı sezonda İsviçre milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi A grubunda rakip fileleri 5 kez sarsıp bu kulvarda da en skorer isim olmuştu. Benfica formasıyla 2018-2019'da sezonun oyuncusu seçilen Seferovic, bir Portekiz Ligi şampiyonluğu ve iki Portekiz Süper Kupası kaldırdı. Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan Seferovic de Galatasaray'a ek olarak İtalya'dan kulüplerle ilgileniyor. Benfica'nın 8 milyon euro kadro değeri bulunan oyuncu için minimum 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Galatasaray'ın taksitli ödeme koşuluyla 4 milyon euro bandına çıkmaya hazır olduğu öğrenildi.